Erkek adam ağlar abi. Erkek adam ağlamaz diye bir felsefem yok. Yalandan gülmelere karşıyım. Erken gördüm hayatı, hızlı yaşadım, çabuk yoruldum ben abi. Sinir anında genel olarak ne duyuyorum ne görüyorum. Bir insanın yalanına asla tahammülüm yoktur. Bizim için hiç güzellik önemlidir. Bir insanın kalbi güzelse dışındaki güzellikten daha önemlidir. Tabii insanları görmeyi severim, tanımayı sevmem. Yıkılmadım ayaktayım. Mükemmel dans ederim ama ringde. Yani ring haricinde pek böyle dans ettiğim, kıvırabildiğim bir ortam yok. Tabii ki tesbihi kabadayılık için kullanmıyorum. Biz erkek adamız, bizim elimizin lezzeti olmaz. Ama en fazla desen ki aç kalır mısın? Aç kalmam. İlla ki bir şeyler yaparım. Makarna yaparım, pilav yaparım. Hadi uğraşayım, poğaça da yaparım ama yine de aç kalmam yani. 1994 doğumluyum. Doğma büyüme İstanbul. Aslen Çerkezim. Kütüğüm Yozgat Akdağ Merdinliyim. Çocukluğum Esenler'de geçti daha çok. Esenler'de ilkokulu Özdebilik Öğretim Okulu'nda okudum. Kulun her zaman haylaz çocuklarından biriydik. Bu bizim haylazlığımız sonucunda babam tabii bir spora teşvik etmek istedi bizi. Babam da aslen bu işin içinden biri olduğu için daha çok kendi ilgilendiği sporla bizi uğraştırmak istedi. Ben top oynamaktan yanaydım. Teneyim topa daha çok yatkındı. Velhasıl kelam en sonunda baba tabii bizi o salona götür, bu salona götür derken illa bir kickboksçu oğlum olsun derken bir gün kickboksa başladık. Çok küçük yaşlarda başladım zaten. 11-12 yaşlarında kickboksa başladım. Spora ilk başladığım zamanlarda kulübümüzde böyle birkaç çocuk vardı. O zamanlar kulübün en iyi çocuklarından bir tanesiydi. Dereceleri falan vardı. Biz de biraz eğitim gördükten sonra tabii hoca bizi onlarla beraber maç yaptırmak istedi. Maç yaptık. Çok güzel bir dayak yedim. Böyle benim ağzım burnumu güzel kanattılar tabii. Tabii bunun sonucunda bayağı bir hırs yaptım. Yapmış olduğum spor için. Ya dedim ben bu çocukları bir şekilde döveceğim yani. Bana yaptığın aynısını yaşatacağım diye. Ondan sonra tabii belli bir zaman hiç maç yapmadım. Sadece kendimi işime adadım o küçük yaşlarda. Evde babamla ekstra dersler yapıyoruz. Salona gidiyoruz, hocayla ekstra dersler yapıyoruz. Uzun bir zamandan sonra tekrar çocuklarla maça çıktığımda çocuklardan bir tanesini aynı bana yaptığı gibi çok güzel bir şekilde onu yendim. Daha sonrasında hocam bendeki yeteneği fark etti. Beni kulüpler arası maçlara götürdü o zamanlar. Kulüpler arasında maçlarda belli başlı dereceler aldım. Daha sonrasında İstanbul şampiyonaları. İstanbul şampiyonalarında ufak ufak kendimizi geliştirdik. İlk zamanlar derece yapamasak bile sonradan üstüne gide gide belli başlı dereceler elde ettik. Tabii sonu gelmedi yani. Bu işin teknik kısmını artık keşfettikten sonra diğer turnuvalara katılmaya başladık. Türkiye şampiyonalarıdır, işte bölgesel yarışmalardır gibi yarışmalara katıldık. Okulda genel olarak küçük yaşlardan orta sona kadar hep başarılı bir öğrenciydim zaten. Tabii buna sporun da vermiş olduğu bir etki vardı. Aynı zamanda okula da geç başladım ben. 2 sene geç başladım okula, ilkokula. Onun da verdiği ekstra avantajlar vardı. Küçük yaşlarda babam yatılı Kur'an kursuna gönderdi beni. 2 sene yatılı Kur'an kursunda ders aldım. O dönemler Kur'an kurslarının belli başlı sıkıntıları oldu. Kapanmak durumunda kaldı. Daha sonrasında zaten kapanınca biz ilk öğretim okuluna başladık. Yaş itibariyle geç başladığım için diğer arkadaşlara nazaran yani çocuklardan bir tık önde gibiydim benim için. Anlama konusunda, işte kavrama konusunda her zaman onlarda önde olduğum için ilkokul benim açımdan çok başarılı geçti yani. Zaten yaşadığım mühit olarak Esenler tabiri caizse nam salmış bir şehir olduğu için bizde biraz daha böyle o serseri çocuk imajları daha çok oldu. Erken büyüdük. Sokaktaki hayatın birçok kısmını kendi çevremizden de arkadaşlarımızın çevresinden de görmüş olduk. Gördüklerimizle kaldık. Yaşamayı tercih etmedik daha çok. Görerek örnek aldık. Görerek kendimize ders çıkardık. Zaten yapmış olduğumuz spordan dolayı hep bizi bazı şeyler bir şeylerden uzak tutmaya vesile kıldı. Babam da sporcuydu. Evde beraber spor yapıyorduk. Benimle sürekli ilgileniyordu. Maç içinde yapmam gerekenleri, dövüştüğüm zamanlarda nelerle karşılaşacağımı, rakiplerimi işte nasıl seçeceğimi, onlara karşı nasıl dövüşeceğimi birçok taktiği aslında küçük yaşlarda babamdan duymaya başlamıştım. Bir kız kardeşim var. Benim için cennetten bir parça. Yani dünyada değişmeyeceğim tek varlık diyebilirim. Başımın belası diye kayıtlı benim. Telefonumda da öyle kayıtlı zaten. Başımın en tatlı belası diyorum onun için. Babamın sporcu kişiliği her zaman benim için örnek teşkil etmiştir. Babam hayatını hep zor şartlarda yaşamış, tek başına yaşamış insanlardandır. Ona baktığım zaman benim için tek örnek ve idoldü benim için babam. Dövüşememiş, profesyonellik yapamamış, amatör camiada kendini kanıtlayamamış olmasının tek sebebi yeni evlenmiş. Annem o zamanlar tabii ki bana hamile ve anneannem yeni vefat etmiş. Annemin acısı var. O zamanlar bir maç teklifi geliyor babam için. Yurt dışında bir maça götürülmek istiyor. Babam iki arada bir derede kalıyor. Tabii tercihler yok. Yani destek yok. Arkasında duracak insanlar olmadığı için. O da haliyle annemi yalnız bırakmamak adına kendini artık spordan geri çekiyor.
çekip ailesine bağlıyor. Tabii bu da onun içinde büyük bir ukde olarak kaldığı için ilk evlat, erkek evlat olarak durum bize kalıyor yani. Zaten beni bu spora teşkil eden de babamdır yani. Babam birçok meslek yapmıştı. Bu kendine ait öyle kalıcı bir mesleği yoktur. Yıllarca konfeksiyon işlerinde uğraştı. Daha sonrasında inşaatta şoförlük işiyle uğraştı. Daha sonrasında zaten şu anda emekli olmasına rağmen hala şoförlüğe devam ediyor. Çocukken aslında genellikle her çocuğun söylediği gibi o beyaz üniformanın verdiği doktorluk hastalığı var yani, bizde de vardı. Hep küçükken diyordum ki doktor olacağım, doktor olacağım, ama büyüdüğümde anladım ki benden bir doktor olmazdı. Çünkü ben genel yapı olarak soğukkanlı bir insanım. Çok gülmeyi sevmiyorum. Gülmeyi sevmediğim için insanlarla birebir iletişimlerim biraz farklı oluyor. Beni tanıyana kadar insanlar her zaman onları döveceğimi söylüyorlar bana. Öyle baktığımı söylüyorlar. O yüzden çocukken genel olarak hani ben doktor olacağım diyordum, ama büyüdükçe artık kendimi öğretmen olmaya adamıştım. Yapmış olduğum sporun bana verdiği avantajları kullanarak milli olacağım. Daha sonrasında okul kazanıp beden eğitim öğretmeni olacağım diyordum. Zaten o yolda da ilerledim. Okul takımında futbolla ilgilendim. Sporla, tiyatroyla çok ilgiliydim küçük yaşlarda ben. 5. sınıftan 8. sınıfa kadar okulun tiyatro kulübünün başını çeken işte öğrencilerden bir tanesiydim. Okulda birçok gösteri yaptık tiyatroda falan. Daha çok bana herhalde gülmeyecek rolleri veriyorlardı. O zamanlar belki de gülüyordum, hiç farkında değilim, ama yaş ilerledikçe gülmeme olayı başladı bende. Ya aslında gülüyorum ama benim güldüğüm şeyler daha çok beni gerçekten mutlu eden şeylere gülmeyi tercih ediyordum. Yalandan gülmelere karşı. Vallahi lise hayatım çok karmaşıktı. İlk liseye başladığım zamanlarda beni kaydettirmeye yine babam gitmişti. Okulda Şirin Evler, Soğanlı gibi yerlerden gelen belli başlı sıkıntılı öğrenciler de vardı. Okula ilk başladığım zamanlarda okulda çok kavgalar oluyordu. Bu okul içinde üstünlük gösterme çabaları çok oluyordu. Ben genel olarak spordan dolayı hep uzak durmaya çalışırdım kavgalardan. Bir gün bir tane okulumuzun delikanlı arkadaşı vardı. Geldi o zaman işte benden belli başlı bir şeyler istedi. Ben de vermeyeceğimi söyleyince bir teneffüs sonrası bizi işte bir araya getirdiler. Aramızda bir münakaşa oldu tabii. Daha sonrasında bu münakaşanın sonunda kendim ismimin duyulduğunu fark ettim. Tanımadığım insanların bana orada isimle hitap ettiğini fark ettim. Daha sonrasında zaten sporculuk hayatımın öğrenildiğini fark ettim. Yani kickboksla uğraştığımı çocukların öğrendiğini öğrendim. Zaten ondan dolayı da benden ekstra bir korkuyorlardı çoğu. İlk milliliğimi 2013 yılında Denizli'de yapılan Türkiye Kickboks Şampiyonası'nda Türkiye birincisi olarak 2013 yılında kazandım yani. Kavgacı asla değilim. Nasıl değilim? Yapıcıyımdır. Bir şeyleri yapmadan önce çok üstüne ısrarla dururum. Her zaman ötelemeye çalışırım kavgaları. Ta ki birisi orada bana ailemle ilgili bir hitamda bulana kadar ya da yumruk veyahut da bir şey yapana kadar. Ya sinirlendiğim zaman gözüm hiçbir şey görmüyor. Yani sinir anında genel olarak ne duyuyorum ne görüyorum. Lise bittikten sonra tabii tercihler yapılacaktı. Ben o sıra Edirne'ye gittim. Edirne'de 5 yıl okulunu kazanmak için parkura girdim, atletizm branşında. Parkurda da iyi derece yaptım ama sonuçlarda Edirne'yi kazanamadığımı öğrendim. Bir sene daha bekleyip hazırlanıp daha iyi bir üniversiteyi kazanabileceğimi düşünüyordum. Bir arkadaşım ısrarıyla illa ben senin için tercih yapayım. Hani çıkarsa bir yere gidersin, boş kalma. Babam da o sıralar işte ne olursa olsun en azından kendi okumuşsun, mesleğini oku. Makine resim üzerine oku. En azından 2 sene boşta kalmamış olursun. Eğer istersen ileride tekrardan beden eğitim öğretmenliği de okuyabilirsin dedi bana. Öyle deyince arkadaşımı bilgilerimi verdim. O benim için tercih yaptı. Daha sonrasında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi makine resim bölümünü kazandım. Bu vasıtayla Tekirdağ'a gitmiş oldum. Ya arkadaşlık benim için belli döneme kadar çok önemliydi. Şu an önemli mi deseniz benim için arkadaşlık artık önemli değil. Sadece belli başlı güvendiğim insanlar kaldı çevremde. Tekirdağ benim en zorlu zamanlarımdı. Gerçekten çok yıprandığımı düşünüyorum Tekirdağ'da. Tekirdağ'a ilk başladım, makine resim bölümü okuyorum. Okulum zaten zor. Daha sonrasında ilk seneyi atlattım. İkinci sene okulumuzda BESYO açıldı. Bizim de makine resim bölümünde bir hocam vardı. Tekin hocam aynı zamanda kayak sporunda milli sporcuydu. Zaten BESYO'da açılınca benim milli sporcu olduğumu bildiği için bana düşünmez misin diye bir soru işareti kafamda oluşturdu. Zaten ben de o vasıtayla Namık Kemal Üniversitesi beden eğitim öğretmenlik bölümüne kaydımı yaptım. Ben o zamanlar sporculuğa devam ediyordum. Sporculuğa devam ettiğim için hem okul hem spor ikisi bir arada götürmem gerekiyordu. Aynı zamanda okulda tabii milli sporcu bursum vardı. Devletin bize vermiş olduğu. O bursu da alıyordum. Makine resim bölümünden ayrılma döneminde öğrenci işlerindeki birkaç insanın bana yanlış bilgilendirme vermesi sonucu bursumun kesilmesine sebep oldular. Bu burs kesilince tabii maddi olarak güçlü bir aile olmadığımız için tek başıma kalmış oldum. Bütün yani üniversite hayatımı tek başıma geçirmem gerektiğini fark ettim. Okulu okurken ilk zamanlar bursum kesilince o zamanlar akşamları belli başlı eğlence merkezlerinde kapılarda güvenlikle ilgili işlerde çalıştım. Daha sonrasında gündüzleri işte okula geliyordum. Akşamları spora gidiyordum.
gidiyorum. Geceleri işte çalıştığım yerde güvenlik işleriyle uğraşıyorum. Bayağı bir zorlu süreçler yaşadım. İlk milli takıma 2013 yılında gittim. 18 yaşında daha küçüktüm o zamanlar. Hani milli takıma gittim ama milli takımın nasıl bir şey olduğunu o zamanlar farkında değildim yani. 18 yaşında büyükler kategorisinde K1 branşında gittim. Gittiğim turnuvada bir işte o zamanlar Türkiye'nin belli başlı çok iyi sporcuları vardı. Ben de içlerinden o sene çok iyi çalışmıştım. Çok iyi gayret göstermiştim. Ben de içlerinden bir tanesiydim. Turnuvaya gittim, katıldım. İlk turnuvamdı. Yani çok içinde bulunduğum durumun farkında olmadığım için belli bir başarı sağlayamadım. Tabii benim için büyük bir tecrübe oldu. Daha sonrasında zaten üniversite hayatımda hocaların bize belli başlı imkanlar sunamadılar. Hani çalışıp spora yönelmemiz açısından, spor işte maçlara hazırlanmamız açısından belli başlı imkanlar sunamadıkları için her hafta İstanbul'a geliyorum, antrenmanlar yapıyorum. Hafta sonu tekrar Tekirdağ'a gidiyorum. Orada ekstra antrenmanlar yapıyorum. Beni yollar çok yıprattığı için kendimi tam odaklı spora veremiyorum. Bir iki sene milli takıma tekrardan girememedim. Daha sonra tabii bu girememek bana bir hırs verdi. Bu dönemlerde tabii yine Türkiye şampiyonlarına katılıyorum ama finale kadar geliyorum. Finalde tabii karşı taraftaki arkadaş bizden bir tık fazla çalıştığı için performans olarak maçı kazanıyordu. Bu da bana büyük bir hırs olarak geri dönüyordu. Bir insanın yalanına asla tahammülüm yoktur. Yalana hiçbir zaman tahammülüm olmadı. Kendim her zaman yalandan en uzak noktaya giderim. Birisinin başımı keseceğini bilse gene yalan konuşmamayı tercih ederim yani. Babamın söylemiş olduğu bir dua var benim için. Ringe girmeden önce merdivenlere çıkma kısmında o duayı ederim içimden ve daha sonrasında ringe her zaman sağ ayakla girmeye çalışırım. Dış güzellik geçicidir abi. İnsan vücudu biliyorsun zamanla toprak olur. Bizim için iç güzellik önemlidir. Bir insanın kalbi güzelse dışındaki güzellikten daha önemlidir. Biz erkek adamız. Bizim elimizin lezzeti olmaz. Ama en fazla desen ki aç kalır mısın? Aç kalmam. İlla ki bir şeyler yaparım. Makarna yaparım, pilav yaparım. Hadi uğraşayım poğaça da yaparım ama yine de aç kalmam yani. Yıkılmadım, ayaktayım. Erkek adam ağlar abi. Erkek adam ağlamaz diye bir felsefem yok. Erken gördüm hayatı, hızlı yaşadım, çabuk yoruldum ben abi. Mükemmel dans ederim ama ringde. Yani ring haricinde pek böyle dans ettiğim, kıvırabildiğim bir ortam yok. Anca zar zor 3 ayak halay çekeriz o kadar. Tesbihi gerçekten çok seviyorum. Bir erkeğin takısı olarak görüyorum kendim için. Tabii ki tesbihi kabadayılık için kullanmıyorum. Ben tesbihi elimde bulundurduğum zaman genel olarak böyle beni sakinleştirdiğini düşünüyorum. Harici kabadayılık olsun diye tesbih taşımam yani. Galatasaraylıyım. Takımı seviyorum, Galatasaray'ı. Ama fanatiği misin, ölür müsün desen ölmem yani. Öyle bir fanatikliğim yok. Baktığım zaman Türkiye'de ben kickboksun gerçekten çok aşırı profesyonel şekilde organizasyon yapıldığını düşünmüyorum. Yani çoğu organizasyondaki sporculara baktığınız zaman zaten kimisi para verip maça çıkanlar, kimisi masa satın alıp maça çıkan insanlar, kimisi organizasyon sahibine para verip beni dövüştürsün dediği için, hani organizasyon sahibi cebime para girsin dediği için dövüştürdüğü insanlar. Bu da tabii ki ister istemez renk olarak yani televizyona yansıdığı zaman güzel durmuyor. Bu da kickboksun sevilmesini düşürüyor illaki. Seyirci baktığı zaman eğer bu kickboksa biz bunu yaparız diyebiliyor yani. Spora başlarken ben küçük yaşlardan beri Tyrone Spong hastasıyım. Tek idolüm her zaman o adam, o insan olmuştu benim için. Ben gezmeyi çok severim. Yeni yerler, yeni insanlar görmeyi çok severim. Tabii insanları görmeyi severim. Tanımayı sevmem. O farklı bir konu. Yani insan tanıdıkça, çünkü insan tanımaktan soğudum ben artık. Ama başka bir yere gidip oraya oraya özgü şeyleri görmeyi çok severim. Gittiğim yerlerde oranın eğlence merkezlerindense orada kalıcı olmuş izleri görmeyi tercih ederim. Magnet biriktirmeyi seviyorum. Gittiğim yerlerden magnet topluyorum. Onları evimde biriktiriyorum. Army of Fighters çalışmalarına baktığımız zaman gerçekten bu işi ileriye dönük çok profesyonel bir şekilde yapmak istediklerini belli ediyorlar. Yapmış oldukları çekimlerden, sporculara sağladıkları olanaklardan tutun. Yani ringe içine kadar yansıyacağını düşünüyorum. Yani inşallah Army of Fighters'ta ringe çıkacağız ve bu işin gerçekten profesyonel şekilde yapıldığını birçok organizasyona gösterecekler. Ben buna inanıyorum. Bu ringlerde onlarla beraber devam edeceğimi de düşünüyorum yani. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten Army of Fighters'ta büyük maçlarla tekrardan sizlerle görüşmek üzere diyorum. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Kickboksla ilgili sormak istediğiniz herhangi bir soru olduğunda bana oradan yazarsınız. Elimden geldikçe sizlere cevap vermeye çalışırım. Hoşça kalın. Tekrar vuruyor. Etkili vuruyor Nazım. Sağlı sollu yumruklar. Sol kraşe geldi. Arka arkaya darbeler devam ediyor. Nazım Çelik her an maç bitebilir. Dümdüz darbesi geldi.